Allah erenlerinden Malik bin Dinar, yani Dinar oğlu Malik devrinde iki kardeş yaşamaktadır. Bu iki kardeşten biri 70, diğeri de tam 35 yıl ateşe taparak hiçbir muratlarına kavuşamadığını anlayan küçük kardeş bir gün abisine dedi ki, abi bu kadar yıldır ateşi ilah bilerek ona tapındık. Biri 70 sene, biri 35 sene. Fakat dedi, bakıyorum ki hiçbir dileğimize erişemedik. O yüzden benden şöyle bir fikir var dedi bende. Yani ateşin ilah olmadığına dair bir şüphem var içimde. Ve bu şüphemde haklı olup olmadığımı araştırmak için senle bir denemeye girişelim dedi. Eğer ateş başkalarını yaktığı gibi bizi de yakarsa kendisine bir daha asla tapınmayalım. Yok eğer yakmazsa, kendisine taptığımız için bize torpil geçerse, bizi yakmazsa ölünceye kadar ilahlığına iman ederek ibadetten geri durmayalım. Bu karardan sonra iki kardeş bir ateş yakarlar. Küçüğün büyüğüne ateşe ilk önce elimizi hangimiz uzatacağız, sen mi yoksa ben mi diye sorar. Abisi sen uzatacaksın deyince küçük kardeş elini hemen ateşe yaklaştırır, fakat bakar ki ateş elini yakıyor. Hemen gelecek yani. Ardından der ki, ey ateş, sana yazıklar olsun. Bunca yıldır seni ilah bildim ve o yüzden sana taptım. Abisine der ki, gel bunlara tapmaktan vazgeçelim. Fakat ağabeyi bir türlü vazgeçmez ve ateşe tapmaya devam eder. Ağabeyi devam ede dursun, küçük kardeş bu denemeden sonra ateşe tapmaktan vazgeçer ve Müslüman olmaya azmeder. Ve doğruca devrin büyük ermişlerinden Malik bin Dinar'a başvurur. O an Malik de oturmuş halka vaaz ediyor. Vaazını bitirdikten sonra başından geçenleri bir bir kendisine anlatır. Ve ben Müslüman olacağım der. Bunun üzerine Malik bin Dinar ateşperest adamı karşısına oturtarak kelime-i şehadet getirdikten sonra kendisine İslam'ın şartlarını ve bütün umumi prensiplerini, genel uygulamalarını bir bir anlatır. Yanında bulunan ailesi de İslam'a girince orada bulunan halk bu her iki ateşperestin imanına gelişini sevinç gözyaşları arasında kutlarlar. Ardından da biraz aramızda kalın da aramızda size biraz öte beri toplayalım dediler. Fakat yeni imana gelen adam ben dedi, dinimi
dünyalık hiçbir şeye satmam diyerek asla bir şey kabul etmeyeceğini belirtiyordu. Daha sonra ailesini alarak şehrin kıyı mahallelerinden virane bir eve yerleştiler. Ne yiyecek, ne giyecek, ne içecek bir şey yok. O gece Allah'a imanet ederek, taat ederek sabahladılar. Güneş doğup da yeryüzüne ışıklarını yaymaya başlayınca günlük ekmek parasını kazanmak için bir iş bulup çalışmak gerekiyordu. Çünkü yaşamak için yemek, yemek için de çalışmak şarttı. Bu düşünceye daha ziyade kendini kaptıran kadındı. Yeni imana gelmiş bulunan adamın yeme içme gibi bir dert umurunda değildi. Onun tek düşüncesi kainatın ortaksız yaratıcısı olan Allah'a biraz daha fazla ibadet edebilmekti. Bu yüzden de kendisini ibadetten alıkoyan bir şeye düşman kesilmişti. Bu ekmek parası için çalışmak mecburiyeti olsa bile, fakat yine de muhakkak ki ekmek parasını kazanmak için çalışmak gerekiyordu. Nitekim hanımı durumu açarak taşı gediğine koydu. Beyefendi dedi, bugün şehre inin de belki bir iş bulup çalışırsınız. İnşallah akşama kadar günlük nafakamızı kazanmış olarak dönersiniz. Bu ikaz karşısında kendisini toplayan adam şehre inip münasip bir iş aramaya koyuldu. Birçok kapı çalıp iş aradı fakat ekmek parası kazanacak bir iş bulamadı. Ama her nedense buna pek üzülmüyordu. Zaten bütün dileği Allah'a amelelik etmekti. Onun için camilerden birine kapanarak akşama kadar bol bol ibadete daldı. Akşam olunca kendi namına Allah'a bol bol ibadet etme fırsatı bulduğundan dolayı sevinçle karısının karşısına da eli boş çıkacağı için üzüntü içinde karışık duygularla döndü. Kapıyı açıp içeri girdikten sonra selam verip bir köşeye oturdu. Karısına da bütün gün çalıştığını fakat ücretlerini yarın alacağını ifade etti. Karı koca geceyi aç acına ibadet ederek geçirdiler. Sabah olunca tekrar iş bulmak için şehre inen adam ne yaptıysa yine bir türlü ekmek parasını kazanacak bir iş bulamadı. Bulamadı diye üzülecek değil ya, camiye girerek bol bol akşama kadar ibadet etti. O sadece Rabbine çalışıyordu. Tek üzüntüsü karısıydı. Zavallı kadıncağız artık açlığın son raddesine gelmişti. Akşam olunca yine eli boş olarak eve döndü ve karısına aynı mazereti uydurdu. Böylece o geceyi de aç olarak geçirdiler. Ertesi gün günlerden cumaydı. Cuma günü de hafta tatili dolayısıyla bütün iş yerleri kapalıydı. Onun için herhangi bir iş bulup çalışmaya imkan yoktu. En iyisi camiye gidip cuma namazı kılmaktı. Eski ateşperest yeni mümin bu adam aynı şeyi yaptı.
Cuma vakti gelince doğruca camiye gidip iki rekat cuma namazını, farzını gönül huzuruyla kıldı. İki rekattan sonra ellerini açtı. Allah'a yalvarıp yakarmaya başladı. Ey Rabbim diyordu. İslam dinin ve bu cuma gününün yüzü suyu hürmetine gönlümden ailemin geçim sıkıntısını at. Çünkü bir iş bulup çalışamadığım için aileme karşı mahcubum. Korkarım ki açlıkları daha fazla sürerse abimin dinine dönerler. Adam cuma vakti camide dua ede dursun. O sırada şehrin kenarında bulunan virane evinin kapısına biri geldi ve kapıyı çaldı. Karısı kapıyı açtığında baktı ki karşısında bir genç durmakta, yakışıklı bir genç. Elinde mendille örtülü bir tabak bulunan genç tabağı kadına uzatırken bunu alınız ve kocanıza da bunun bu cuma Allah için yaptığı ameleliğin ücreti olduğunu söyleyiniz. Çünkü böyle bir günde azıcık çalışmanın katı karşılığı Allah indinde çok büyüktür dedi. Kadın hemen tabağı alıp üzerindeki mendili açınca ne görsün? Tabağın içinde çil çil altın, belki 1000 tane. Altınlardan birini aldı, hemen çarşıya çıkıp bir sarrafa götürdü. Sarraf altını daha eline alır almaz şaşırıp kaldı. Hele tartıya koyunca hayreti büsbütün artacaktı. Altın bildiğimiz altınlardan değildi. Hem çok ağır basmakta hem de üzerindeki nakışlardan başka bir dünyaya ait olduğu anlaşılmaktaydı. Hayretini yenmek için kadına altını nereden bulduğunu soran sarraf, hikayeyi olduğu gibi dinleyince durumu hemen kavradı ve kadına "Ben de Müslüman olacağım, bana İslamiyet'i öğretir misin?" dedi. Ardından da Müslümanlığı kabul ederek kadına 1000 tane dünyalık altın hediye etti. Öbür yandan genç cuma namazını kılmış eve dönmekte. Yine her zamanki gibi eli boş olduğu için bu defa mendilini kumla doldurarak yiyecek bir şeyler getiriyormuş gibi yapar. İçinden de "Eğer karım ne iş yaptın derse size un getirdim" diye cevap veririm düşüncesini geçirir. Bu düşünceler içinde boynu bükük ve mahzun kapıya gelir. Tam bu sırada içeriden etrafa yemek kokularının yayıldığını fark ederek elindeki kumla dolu mendili kapının dibine bırakıp sevinçle içeri girer. Hoş beşten sonra karşısında durumu sorup öğrenir hanımından. Ardından da sevinç gözyaşlarıyla Allah'a şükür secdesine kapanır. Bu arada kapıya çıkan karısı kum dolu mendili görüp de elini alınca bakar ki içi unla dolup taşmakta. Kocasının onu neden içeri getirmediğini sorunca o da durumu öğrenerek şükür secdesine kapanır. Cuma günü Allah için çalışmanın, Allah için amelelik yapmanın, Allah'a amelelik yapmanın ücreti İşte budur.